Padişahın biri bir Taşlı'da bir kasabayı ziyarete gider. Kasabayı gezdikten sonra tam ayrılacağı sırada kasabanın çobanı padişahın huzuruna çıkar. Der ki, "Padişahım, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Sizden bir istirhamım var." Tabii köyün ileri gelenleri içten içe kızarırlar, bozarırlar. "Yani sen nasıl olur da padişahın böyle huzuruna çıkarsın?" "Padişah, buyur," der, "seni dinliyorum evladım," der. "Efendim," der, "ben bu köyün çobanıyım," der. "Bir dikili ağacım yok," der. "İşte hayvan otlatıyorum. Hayvanların yanında da tabiri caizse bir barakam var. Orada yatıyorum, kalkıyorum. Bana şöyle," der, "yani bir ev verseniz, küçük de bir bahçe olsa, bir şeyler eker, biçer, geçimimi sağlarım," der. "Yani artık yaşlanıyorum. Yani sabahtan akşama kadar hayvan peşinde koşacak, çobanlık yapacak gücüm, kuvvetim, takatım kalmıyor," der. Padişah tabi buna bir ders vermek ister. Der ki, "Anladım seni," der. "Gel o zaman," der. Bu arada ikindinin ezanı okunur. "Bak," der, "duyuyor musun? İkindinin ezanı okunur." "Evet efendim," der. "Sana 24 saat süredir. Buradan gideceksin. Ayağını değdirdiğin yer, ayağını bastığın yer senin olacak. Nereye istiyorsan orayadır. Ama bir şartım vardır. 24 saat sonra tekrar burada olacaksın. Erken gelmek yok, hele hele geç gelmek hiç yok. Tam ezan vakti geri buraya gelmeyi başarırsan, gezdiğin, dolaştığın, baktığın, beğendiğin bütün her yeri sana verecektir." Adam çok sevinir. Efendim, hemen yola koyulur. Tabi peşine de padişah iki tane atlı verir ki nerelere gittiyse not alın, der. "Sözünüzde duralım." Adam der ki, "Şurası güzel, meyve bahçesi, buraya alayım," der. Bir ayak basar. "Şurasında güzel buğday yetişir, şurada güzel meyve yetişir, şurada nar yetişir. Şurada güzel ormanlık alanmış, şura işte piknik yerinmiş," derken gözünün gördüğü, hoşunun gittiği yere tam gaz gider. Bir kendine gelir ki, "Aman Allah'ım, ertesi gün olmuş, vakit öğle. Ya ben dün ikindinden bu vakte kadar geldim. Geri tekrar ikindin vakti orada olmalıyım. Eyvah," der. "Nasıl giderim ben?" der. Mala dalmış adam. Gitmiş. Neyse, küçük bir kendi iç dünyasında yol planı hazırlar. Der ki, "Şuradan, şuradan, şuradan gidersem kestirme olur, şuradan gidersem de varırım," der. Koştura, 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 koştura bu planladığını gerçekleştirir. Tam gerçekten de ezan okunurken padişah da söz verdiği üzere orada bekliyormuş. Tam oraya varır. Padişahın huzuruna varır ki ayakta kalacak takati kalmamıştır. Kendi oraya yığılır. Tabi hemen padişahın adamları kolundan tutup adamı kaldırmak isterler. Padişah der ki, "Durun, bekleyin. Hele bir soluklansın, dinlensin." Neyse, 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika, yarım saat beklerler. Adam kalkmıyor. Hareket de yok. Neyse, padişah, "Bakın bakalım," der şuna. Bakarlar ki ölmüş. Padişah der ki, "Başınız sağ olsun," der. "Onu şuracağa gömün," der. "Zaten insanoğluna 2 metre toprak yeterdi. O fazlasını istedi," der. Evet. Dünya ölümlü, dünya fani. 2 metre toprak yeter. Kalın sağlıcakla.